11 Mayıs 2016, Dessau, Almanya. Akşamüstü Yang Jili günlük koşusuna çıkmıştı. Her gün aynı saatte sporunu yapar evine gelirdi. Ama o gün evine geri gelmeyecekti. Çok kısa süre sonra neden gelmediği de ortaya çıktı. Yang Jili bir cinayete kurban gitmişti. Bu cinayetin soruşturmaları herkeste büyük yankıya ve soru işaretlerine sebep olacaktı. Güvenlik güçleri ve mensuplarının yaptığı yanlışlıklar, eksiklikler, halkın onlara olan güvenini sarsacaktı. Dessau'da herkesin merak ettiği o duruşmaya şüpheli olarak bir komiserin oğlu çıkartılacaktı. Bu cinayeti gerçekten o komiserin oğlu ve nişanlısı mı işlemişti? Herkesin kafasında aynı sorular vardı. Yang Jili, 25 yaşında, Çin'den Dessau Bauhaus Hochschule'de mimarlık okumak için gelen 600 öğrenciden biriydi. Mayıs 2016 tarihinde üniversiteyi bitirmek üzereydi ve bu dönemde Çin'den gelen başka bir arkadaşıyla beraber yaşıyordu. Daireleri Dessau'nun göbeğinde Johannesstraße'deydi. Yang Jili spor yapmayı çok seven birisiydi. Çin'de de babasıyla her gün koşuya çıkardı. Ve 11 Mayıs 2016 tarihinde de güzel havanın tadını çıkarmak için koşuya çıkmıştı. Bir daha geri dönmemek üzere. Geriye döndüğümüzde sonbahar 2015'te Yang Jili bir hayalini gerçekleştirmek için uzak bir yolculuğa çıkmıştı. Mimarlık okuyan genç kız, uluslararası üne sahip olan Bauhaus Üniversitesi'nde okumak için Almanya'ya gelmişti. Profesör Rudolf Rückmann, her sene gelecek potansiyeli olan mimar adaylar ile tanışmak ve Almanya'ya davet etmek için Çin'e gidiyordu. 2014 yılında Yang Jili ile bir sohbette tanışmıştı. Yang Jili, sohbette babasının polis olduğunu ve ailesine hayalini kurdukları evi yapmak istediğini anlatmıştı. Yang Jili sohbet etmeyi seviyordu. Girdiği ortamlarda sıcak karşılanan, sevilen birisiydi. Yardımsever olması onun yanlış bir karar vermesine sebep olacaktı. Mayıs 2016. Yili Lu sabah saat 11 civarı yemek yapmaya başlamıştı. Danışmanı olduğu bir öğrencisi onu aramıştı. Telefonda bir öğrencinin akşam eve gelmediğini öğrendi. Kim olduğunu sorduğunda ise Yang Jili olduğunu söylediler. Üniversitedeki profesörü onun şehir parkına koşuya gittiğini duyduğunda hemen polise gitmeleri gerektiğini düşündü. Birkaç sene önce o parkta bir suç işlenmişti ve bu yüzden herkes çok endişeliydi. Ve kayıp ihbarından sadece bir saat sonra polisler onu şehirde aramaya başlamışlardı. O çevre helikopterler ile aranıyor, potansiyel şahitler sorgulanıyor, hastaneler araştırılıyordu. Saat 21:45 civarlarında Yang Jili'nin telefonunun evine yakın bir yerlerde bağlantı kurduğunu öğrendiler. Polisler çevrelerdeki evleri, parkları arıyordu. Binaların bodrum katlarını kontrol ediyorlardı. Ama Yang Jili'den hiçbir haber yoktu. 13 Mayıs 2016 sabah saat 8:45 bir polis tekrardan Yang Jili'nin telefonunu aradı. Uzun çalmalardan sonra bir adam telefona çıktı ve hemen suratlarına kapattı. 4 dakika sonra telefonu kapanmıştı. Aynı gün saat 11 gibi çok önemli bir gelişme olmuştu. Bir binanın önünde çalılıkların arasında bir bayan cesedi bulundu ve bu bayana tecavüz edilmişti. Cesedin bulunduğu yer Yang Jili'nin evine yaklaşık 100 metre uzaklığındaydı. Kafatasındaki yaralamalar yüzünü tanınmaz hale getirmişti. Cesedin bulunmasının ardından
Yang Jili'nin ailesine haber vermeye karar vermişti Yililu. Onları telefonla arayıp olanları anlatmıştı. Ailesi yıkılmıştı. Babası çok ümitsizdi. Bir polis olarak bir şeyleri seziyordu. Ve haber gelmişti. Cesedin Yang Jili'ye ait olduğu kanıtlanmıştı. Yang Jili'nin tüm vücudu yara içerisindeydi. Sivri bir cisim ile öldürüldüğü ve ölmeden önce çok acılar çektiği ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. Bu olay tüm Dessau'da konuşuluyordu artık. Sınıf arkadaşları inanamıyorlardı yaşananlara ve çok ürkmüşlerdi. İnsanlar Yang Jili'nin ölümüne çok duyarlı davranıyorlardı. Cesedin bulunduğu yere çiçekler, mumlar bırakıyorlar, notlar yazıyorlardı. Yaşananlar herkesi, tüm Almanya'yı çok derinden etkilemişti. Peki kim yapmıştı bunu? Kim Yang Jili'nin katili? Yang Jili'nin tırnaklarında yabancı bir DNA bulunmuştu. Bu katilin bulunmasını kolaylaştıracaktı. Yang Jili'nin ailesi cesedinin bulunmasından 8 gün sonra Almanya'ya gelmişlerdi. Yang Jili'nin profesör öğretmeni Rudolf Lückmann ile cesedin bulunduğu yere gitti babası. Kendi tecrübelerine dayanarak cesedin bulunduğu yerin cinayetin işlendiği yerden çok uzak olmadığını düşünüyordu. Çevresine baktığında iki bina gösterdi. Kızının bu iki binadan birinde öldürüldüğünden emindi. İlk gösterdiği bina ise hemen cesedin önünde bulunduğu binaydı. Axel Petermann, olay yeri inceleme uzmanı. Bugün Yang Jili'nin cesedinin bulunduğu yeri incelediğinde cesedin saklanması için çok zaman harcanmadığını düşünüyordu. Ceset çok ortalık bir yere bırakıldığından birinin görmesi, katili yakalama ihtimali çok yüksekti. Bu suçun yakın bir yerde işlenip bir an önce cesetten kurtulduklarını düşünüyordu. Ama Dessau polisi çok farklı yönde düşünüyordu. Onlara göre Yang Jili şehrin dışında bir yerde öldürülmüş ve sonra şehrin ortasına bırakılmıştı. Tüm soruşturmalar bu teori üzerine ilerliyordu. Axel Petermann bu teoriye çok şaşırmıştı. Bir cesedin taşınabilmesi için onun paketlenmesi, sarılmış olması gerekirdi. Ama bunların hiçbirisi Yang Jili'nin cesedinde uygulanmamıştı. Polisin neye dayanarak bu teoriyi ürettiğini hiçbir şekilde anlamıyordu. Yang Jili'nin ailesi onun evini de görmek istemişlerdi. Polis evdeki aramalarını bitirmişti. Gidip bakabilirlerdi. Evi müsaitti. Odası geri gelmek üzere terk edildiğini belli ediyordu. Sanki birazdan Yang Jili kapıyı açıp evine girecekmiş gibiydi. Annesi ağlayarak odasını toplamaya başlamıştı. Ona engel olmaya çalıştıklarında bunu yapması gerektiğini söyledi. Ve Yang Jili'nin günlüğünü buldu. Babası polislerin günlüğü kanıt olarak almamasına çok şaşırmıştı. Polislerin işlerini düzgün yapmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Cinayetin işlendiği güne kadar aralıksız yazmıştı günlüğünü Yang Jili. Bütün anılarını kaleme dökmüştü. 23 Mayıs 2016. Cinayetten 11 gün sonra saat 11 civarları 20 yaşlarındaki Sebastian polis amirliğine gelmişti. Kendisi, nişanlısı ve nişanlısının iki çocuğu ile beraber cesedin bulunduğu yerdeki binada yaşıyorlardı. Sebastian polis amirliğini çok iyi biliyordu. Çünkü üvey babası orada komiser, annesi ise polis memuruydu. Herkes gibi o da şahitlik yapmak için çağrılmıştı.
ve tam polislerin soruları bittiğinde çok ilginç bir olay anlatmıştı. Yang Jili'nin kaybolmasından bir gün önce kendisinin ve nişanlısının Asya kökenli birisi ile bir birliktelik yaşadığını iddia etmişti ve o kişinin ismini bilmediğini söylemişti. Üvey babasının iş arkadaşları cesedin bulunduğundan beri bir şüpheye düşmüşlerdi. Sebastian'ı tanıyorlardı, nerede oturduğunu biliyorlardı. Ama hiçbiri düşündüğünü dile getirememişti. Sebastian, nişanlısının o kızı sokakta evlerinin önünde tesadüfen görüp birliktelik için ikna ettiğini ve o kızın bunu kabul ettiğini, zorlama olmadığını söylüyordu. Yarım saat sonra o kişinin evi terk ettiğini, hiçbir sorun çıkmadığını iddia ediyordu. Polisler bunu başka kimin bildiğini sorduğunda bu yaşananları annesine anlattığını söyledi. Yang Jili'nin ailesi şoktaydı. Kızlarına atılan bu çirkin iftirayı kabul edemiyorlardı. Onların kızı kültürüne sadık bir kızdı, böyle bir şeyi asla yapmazdı. Bu ifadelerden sonra Sebastian'ın nişanlısı Xenia sorguya alınmıştı. Aynı anda oturdukları evde aranıyordu. Binadaki başka bir boş dairede kan izlerine rastlanmıştı. Aslında bir odanın her yeri kandı. Duvarlarda, kaloriferde, tavanda bile kan izleri vardı. Ve binanın merdivenlerinde de silinmiş kan izleri ortaya çıktı. Sebastian'ın nişanlısı Xenia, binada kan izlerine rastlandığını duyduğunda konuşmayı reddetti ve susma hakkını kullandı. Bunu açıklayamayacaktı. İkisi de tutuklandılar. Bu olaylardan 2 gün sonra soruşturma Dessau polisinin elinden alındı. Gerekçe olarak mahkumun oradaki polislerle akrabalığının ve arkadaşlığının olması öne sürüldü. Soruşturmayı Halle Polis Amirliği yürütmeye devam etti. Sebastian'ın geçmişine baktıklarında psikolojik sorunlarının olduğunu, şiddete meyilli ve sorunlu bir çocuk olduğunu öğrendiler. 13 yaşında üvey kardeşine cinsel istismarda bulunmuş ve bir psikiyatride tedavi görmüştü. Sebastian ve Xenia 3 senedir beraberlerdi ve Xenia da çocukluğunda cinsel istismarda bulunulmuştu. Psikolojik sorunları vardı. İlk çocuğunu 16 yaşında doğurmuştu. Sebastian'ın telefon kayıtlarına bakıldığında cinayetten hemen sonra günde 10 sefere kadar annesiyle konuştuğu görülmüştü. Tutuklanmasına kadar toplamda 40 kez telefon görüşmesi yapmışlardı. Bu durumda polisleri şüpheye düşürmüştü. Yaşananlardan Sebastian'ın ailesinin haberi var mıydı? Sonuçta annesi cesedin oğlunun kapısının önünde bulunduğunu biliyordu. Ve işin en ilginç tarafı, cinayetten 6 gün sonra yani 17 Mayıs 2016 tarihinde Ramona F., Sebastian'ın annesi, Yang Jili'nin üniversiteden arkadaşlarını sorgulamıştı. Kim tarafından sorgulandıklarını anlayan arkadaşları tedirgin olmuşlardı ve Dessau polisine güvenlerini tamamen yitirmişlerdi. Ve bu durum gerçekten çok garipti. Sonuçta Sebastian'ın annesi oğlunun bir Asyalı ile birliktelik yaşadığını biliyordu. Ve bundan kimseye söz etmemişti, soruşturmaya dahil edilmemişti. Başka garip bir olay daha ortaya çıkmıştı. Cinayetten hemen sonra Sebastian ve Xenia taşınmışlardı. Ve bu taşınmaya Sebastian'ın komiser olan üvey babasının da yardım ettiği konuşuluyordu. Herkes delilleri sakladığı şüphesine kapılmıştı. Ama üvey babası o gün dizlerinin ağrıdığını ve yardıma gidemediğini ifade etmişti.
Orada bulunsaydı ve bir şeylerden şüphelenseydi, bunu hemen gerekli yerlere bildireceğini iddia etti. Tutuklamadan iki gün sonra o binanın altındaki dükkanın sahibi kamera kayıtlarının geçmişine baktığında şüpheli bir şeyler gördü ve bunu polise bildirdi. Görüntüde Yang Jili'nin koşudan geldiğini ve yabancı bir kişi tarafından durdurularak bir şeyler konuşulduğunu gösteriyordu. İşin garip yanı, polisler oradaki kamera görüntülerinin hiçbirisini araştırmamışlardı ve yine eksik iş yapmışlardı. Cinayet işlendiği dönemde binada yaşayan tek aile Sebastian ve nişanlısıydı. Polislere hiç kapıyı çalıp binadakilere bir şeyler görüp görmediklerini sordunuz mu diye sorulduğunda, orada kimin yaşadığını biliyorduk. Sebastian biraz sorunlu biri, hem de komiserin oğlu, ona bulaşmak istemedik cevabını aldılar. Dessau polisi herkesin dilindeydi. Aslında senelerdir herkesin dilindeydi. 2005 yılında bir mülteci anlaşılmayan bir sebepten dolayı Dessau karakolunun zindanında ölü bulunmuştu. Ve o da yabancı uyruklu olduğu için işin içinde ırkçılığın olduğunu düşünüyorlardı. Delillerin karartılıp cinayetlerin örtbas edildiğinden şüpheleniyorlardı. Bu davada da Sebastian'ın ailesinin kendi oğullarının suçunu gizlemeye çalıştıkları araştırıldığında hiçbir şekilde müdahale etmedikleri ortaya çıkmış, onlar suçlanmamıştı. Bu yüzden ailesine dava açılmamıştı. Bu sonuç davayı takip eden insanları tatmin etmemişti. Yaklaşık 6 ay sonra ilk duruşma gerçekleşmişti. Sebastian ve Xenia, Yang Jili'ye tecavüz edip öldürmekten yargılanıyorlardı. Yang Jili'nin ailesi de Almanya'ya gelmişlerdi. Duruşmada kamera görüntüleri de gösterilmişti. Ve Xenia her şeyi itiraf etmişti. Görüntüde Yang Jili spor kıyafetleriyle koşarken Xenia tarafından durduruluyordu. Xenia'nın ifadesine göre evine karton taşıması gerektiğini, ona yardım edebilir mi diye soruyordu Yang Jili'ye. Görüntülerde tedirgin duruyordu ama hayır diyememişti. Sebastian onları bina kapısının arkasında bekliyordu. Binaya girer girmez Yang Jili'yi zorla birinci kattaki boş daireye götürmüşlerdi. O binada ona birçok kez tecavüz edip şiddet uygulanmıştı. Xenia orada bulunduğunu ama kendisinin hiçbir şey yapmadığını ifade ediyordu. Bu olaylar yaşanırken ara ara kendi dairesine gidip çocuklarını kontrol ettiğini söylüyordu. En son çocuklarının yanına gittiğinde Sebastian onu arayıp aşağıya gelmesini söylemişti. Xenia birinci kattaki daireye geldiğinde Yang Jili yoktu. Sebastian bir şey görüyor musun diye sormuştu. Neyi görmem gerekiyor diye sorduğunda kan izleri. Sildim onları görünmüyor değil mi diye sormuştu. Xenia o an anlamıştı Yang Jili'nin öldüğünü. Bunu neden yaptın diye sorduğunda çünkü yapabiliyorum cevabını almıştı. Cesedin yerini sorduğunda bodrum katta bir çöp tenekesinin içerisinde olduğunu öğrendi. Gece yarısından sonra o çöp tenekesini evin arka tarafına taşıyıp cesedi o çalılıkların altına bırakmışlardı ifadesine göre. Buraya kadar anlattıktan sonra Xenia susmuştu ve bir daha asla konuşmamıştı. İlk duruşmadan 9 ay sonra ve toplam 36 oturumdan sonra karar verilmişti. Sebastian çevresi için tehlikeli biri olarak tanımlanmıştı.
ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 15 seneden önce aftan yararlanamayacaktı. Xenia ise cinsel istismardan 5,5 sene hapis cezası aldı. Ama maalesef cinayetten yargılanmadı.